Herkese merhaba. Haber Akseviye'de eğitimin nabzını tuttuğumuz program Eğitim Pusulası'yla yine sizlerle beraberiz. Bu hafta iki tane birbirinden güzel konuğum var. Kendileri okul öncesi eğitimde yıllardır Samsun'da hizmet veren iki kardeş. Derya Pehlivan ve Dilek Akyürek hocam bizle beraber. Bu hafta özellikle kendilerine bir veli olarak, küçük yaş grubu çocuğu olan biri olarak birçok soru hazırladım. Öncelikle hoş geldiniz diyorum Dilek Hocam. Derya Hocam hoş geldiniz. Nasılsınız? Ben de iyiyim, teşekkür ederim. Öğretmenlerin her dersten önce böyle bir 5 dakika bir heyecanı vardır sınıfa girene kadar. Sanki ben her hafta yaşarım bunu, program haricinde de derse girerken İngilizceyi unuttum diyorum. O koridorda İngilizce gidiyor bende. Sizde de öyle bir heyecan olduğunu tahmin ediyorum. Ama işinin hakimi olan kişiler olarak, yıllardır bu işin içinde olan biri olarak biliyorum ki 5 dakika sonra o geçecektir. Önce Dilek Hanım sizden başlamak istiyorum. Sınıf öğretmeni olarak mezun olduğunuz üniversite hayatından sonra bu sektöre yöneldiniz. Kaç yıldır eğitim sektörünün, anaokulculuğun içindesiniz? Okul öncesi eğitimde evet. 11. yılım. Maşallah. İlk şubemizi 11 yıl önce açtık. O gün bugündür de çok güzel işler yapıyoruz evet. Sektörde. Çok güzel. Biz de takip ediyoruz. Derya Hanım siz daha genç duruyorsunuz. Şimdi 11 yıl hocamdan duyunca sizden öyle bir şey beklemiyorum ama bilmiyorum siz kaç yıldır? Ben 10 yıldır rehber evet. öğretmenlik yapıyorum. Aslında rehber öğretmenim. Ablam kreşi açtığında ben üniversiteden yeni mezun olmuştum. Kendi işimi yapma isteği oldu tabii ilk o bölümden mezun olduğum için. Ankara'da çalıştım özel okullarda. Sonrasında Samsun'a geldim, Samsun'a evet. yerleştim. Sonrasında ablam birlikte çalışmak istediğini söyledi. Ben de kıramadım kendisini evet. ve 3 yıldır birlikte çalışıyoruz. İkinci bir şubemizi açtığımız için evet, onu bu konuda... Atakum'da da var, evet. 56'larda da evet. var. Evet. Atakum şubesini açtığımız için onu bu konuda destek olmak istedim biz ben de. Biz çok memnunuz. Veliler olarak Samsun'da birçok arkadaşımız var anaokulu sektöründe. Birçok tanıdığımız insan var. Güçlerinizi birleştirmenize biz en çok sevinen olduk. Çünkü sınıf öğretmenliği, sınıf hakimiyetinin olduğu bir alandır. Rehberlik ayrıca çok iyidir. Biz her hafta konukları alırken de şunu göz ardı etmemeye çalışıyoruz. Bu işi bilenlerin, bu işi gerçekten sadece maddi çıkarlarla değil, kendi çocukları, sizin hep takip ettiğim işte kendi kuzuları gibi tabiri sizde böyle benim hep aklıma o geliyor. O şekilde gördüğüm için özellikle çok sevindim beraber olmanıza. Şimdi okul öncesi deyince aslında işte bugün altyazıda okul öncesi yazacak, bütün konular okul öncesiyle ilgili olacak. Birçok velimizin de aslında şu yaş grubunu aslında karıştırdığını çok iyi biliyorum. Kendim de bunlardan biriyim. Size sorayım hocam. Bu yaş grubu aralığı kaç yaş oluyor? Okul öncesi dediğimizde kaç yaş en üst mesela oluyor? Şöyle oluyor, aslında iki gruba ayırıyoruz. Bir 0-2 yaş grubumuz var, bir evet. de 3-6 yaş grubumuz var. 0-2 yaş grubumuz daha çok kreş, öz bakım, temizlik, sağlık üzerinde durduğumuz bir grup. 3-6 yaş daha çok okul öncesi olarak geçen, anaokulu geçen evet. ve daha çok okula hazırlık, eğitime ağırlık verdiğimiz, branş derslerine artık yavaş yavaş başladığımız ve anaokulu olarak geçen grubumuz 3-6 yaş. 6 yaştan sonra çocuklarımızı artık kendi okullarına uğurluyoruz. 6 yaşa kadar bizden eğitim alabiliyorlar. Şimdi ana tema olarak ikiye böldük. Orada eğitim kısmında da farklılıklar oluyor değil mi hocanın bahsettiği? Evet. Başladığı yer 0-2 yaşta amacımız bebek grubu diyoruz zaten bebek, onlara. Evet. Gelsinler, paylaşmayı öğrensinler, oyun oynasınlar, sabretmeyi evet. öğrensinler en önemlisi. Şimdi hareketlenmeye başladıktan sonra, yürümeye başladıktan sonra artık çocuğun oyuna ve arkadaşa ihtiyacı kesinlikle. Oluyor. Dolayısıyla oyun gruplarına katılabiliyorlar ya da daha uzun süreli kalabiliyorlar. Beslenme alışkanlıkları çok değişiyor. Evet. Evde özellikle anneanne, babaanneyle kaldıklarında biliyorsunuz her istediği olan, işte anneanne, babaanneler kıyamıyorlar. Evet. Daha kuralsız oluyorlar ama annelerimiz artık bu konuda çok bilinçliler. Oyun oynarken paylaşabilsin, hakkını kesinlikle. Savunabilsin, sabretmeyi öğrensin. Dolayısıyla 0-2 yaşta beklentimiz bu ama
2 yaşını doldurup artık 3 yaşına girdikten sonra... Biraz okula sonra, hazırlık gibi değil mi? Özellikle 4-5 yaş daha çok okula hazırlık. Evet. 3 yaş oyun artı eğitim. 4 yaşından itibaren de tamamen okula hazırlanmaya başlıyor çocuklarımız. Çok güzel. Ben kendim şöyle biliyorum. Ben hani eğitim sektöründe yer alan biriyim ama okul öncesini bilmiyoruz. Kendi çocuğumla ilgili ilk defa hocama gittiğimde şöyle bir şeyle karşılaşmıştım. Çok beni etkiledi aslında. Şimdi anneanne babaanne artık eğitimde artık bir okul öncesinin karşılayan bir şey durumuna geldi. Hepimiz çalıştığımız için. Eskiden bize anne babamız bakardı küçükken ama şimdi maalesef anne babalar çalıştığı için. Orada Dilek hocamın çok güzel bir sözü olmuştu bana. Dedi ki anneannelerin babaannelerin baktığı çocuklar tabii ki çok değerli, önemli. Ama dedi çok üzülüyorum çünkü çocuklar sabretmeyi ve paylaşmayı, arkadaşlığı bilmiyorlar. Hı hı. Gerçekten ben kendi oğlum Abrek'te de aynı şeyi yaşadım. 2 yaşından sonra onlar da çok sıkıntı yaşayabilirdik. Evet. Birçok alanda ama şimdi dediğim gibi çünkü sürekli etkinlikler, sürekli paylaşma çok faydası olduğunu da düşünüyorum. Yaşayarak öğreniyor çocuk her şeyden önce, görerek. Çünkü kiminle beraberse onu kopyalamaya başlıyor çocuk. Dolayısıyla o öğretmen, yanındaki arkadaş grubu çok fazla artısı var. Kesinlikle. Çünkü şimdi... beslenme kısmında olsun, tuvalet eğitimi genelde çocuk taklit eder o yaşlarda. Kesinlikle. Grup psikolojisi vardır. Evde sizin yediremediğiniz her şeyi kreşte inanamazsınız, bilirsiniz. Kesinlikle, biliyorum. 2-3 tabak yemek isterler. Evet. Yani 0-2 yaşta beslenme alışkanlığının kazanılması, tuvalet eğitiminin verilmesi, bu gibi konular... konusunda çok etkili ama dediğim gibi 3 yaştan sonra işin içerisine eğitim giriyor. Evet. Onlardan da bahsedeceğim. Tam orada Derya Hocam, şimdi detayını tabii hocam verecektir ama bir rehberlik uzmanı olarak da size ben ayrıca şeyi soracağım hocam. Burada anaokullarında belki çok önemli bir nokta bence müfredat oluyor. Evet. Atıyorum yabancı dilin müfredatı, ben özel okullarda çalışan biri olarak kendim söyleyeyim, bize hazır müfredatlar gelirdi. Yıllık planlar gelirdi. Tabii anneannelerin, babaannelerin böyle bir şansı yok. Size de böyle birçok kurumda, ben özel okulda öyle olduğunu biliyorum. Siz de aynı şekilde mi yapıyorsunuz? Müfredat olayında hocama nasıl destek oluyorsunuz? Şöyle ki evet, bizde zaten yıllık planlar Milli Eğitim tarafından, 3 yaş ve üzeri Milli Eğitim tarafından verilir. Ancak biz tabii ki hani tek bir programa bağlı kalmak yerine kendi programımızı kendimiz hazırlıyoruz. Güncel konuları takip ederek, kendimizi her yıl yenileyerek, mesela o yıl güncel olan eğitim neyse mutlaka araştırıyoruz ve programımıza ekliyoruz. Bir eğitim koordinatörümüz var kurumumuzda. Hı hı. Tecrübeli, deneyimli bir anaokul öğretmeni. İpek öğretmenimiz İpek var. Evet. Himmet Oğlu'na. Evet. Bu yıl İpek bizimle, hocam, buradan selam söyleyelim. Bu yıl bizimle çalışmaya başladı kendisi. O aylık ve haftalık olarak düzenliyor ve mutlaka güncel bir şekilde düzenliyor. Teknolojiyi takip ediyor, yenilikleri takip ediyor. Mutlaka belirli gün ve haftalık programımızda yer veriyoruz. Gün gün, saat saat veli pazartesi gününden, mesela ben hafta sonu planları velilerime atıyorum. Çok pazartesi gününden siz cuma gününe kadar çocuğunuz gün gün, saat saat ne yapacaksa bilginiz oluyor. Daha sonra geri dönüşler de oluyor veliye tabii ki. Yaptıkları bütün etkinliklerin fotoğraflı videoları, geri dönüşleri de yapılıyor. Yani dediğim gibi biz kendi planımızı kendimiz hazırlıyoruz. Uzun yıllar Dilek Hanım hazırlamış. Bayağı... Nasıl yaptınız hocam? Mesela oradan hocam. Evet, yani ben şunu biliyorum. Çocuklara o kadar eğitim veriliyor ki, devlet müfredatı tabii bir taslaktır aslında. Hı. Geliştirilebilir. Her alanda öyle. Olay öğretmende biter bence. Kesinlikle. Kitaplar, müfredatlar ne olursa olsun ana oradaki karakter özellikle anaokulu, okul öncesi, kreş kısmında bence çok önemli. Orada öğrenciye sevgiyi veren, ona o sıcaklığı veren, anne şefkatini veren. Bunu nasıl başardınız mesela? Müfredatınızı kendi hazırladığınızı ben... Çok yetersiz gördüm bazı şeyleri. Evet, eksik gördünüz. Eksik gördüm 11 yıl önce özellikle. Evet. Bu da sizin farkınızı ortaya çıkardı aslında. Evet, birçok özel okuldan, birçok hazır şeylerden. Evet, yeni eğitim sistemleri getirmek istedim. Şimdi benim de o dönemde 2 yaşında bir oğlum vardı ve onun için çok fazla bir beklenti içerisindeydim. Okul öncesi kurumlarına
sadece oyun oynatılan, işte gitsinler, uyusunlar, biraz yemeklerini yesinler, oyun oynasınlar, boyama yapılsın, bu gözle bakılıyordu. Ama benim beklentim kesinlikle bu değildi. Biraz da adanmakla alakalı bir durum. Yani ben siz adayla başladınız o zaman. Evet, biraz bu sektörü. Evet, ada dünyaya geldi. Benim de kendisi öğrencimdi. Çok da iyi bir çocuk gerçekten. Evet. Tabii anne baba bu işin içinde olunca, baba da ister istemez işin içinde, ben biliyorum. Bizzati. Demek ki oradan başladı biraz. Evet. Oğlum için çok güzel hayallerim vardı. Dolayısıyla bunu birçok çocuğa ulaştırmak istedim. Bazı eğitim sistemlerini getirdim. Bunların eğitimlerini aldım. Öğretmenlerimle paylaştım. Uygulayabilmek çok önemli. Çocuğumuzun başında bulunan, tüm gün 10 saat boyunca onunla birlikte olan öğretmenin donanımlı olması çok önemli. Sadece bu okuldan mezun olmak kesinlikle yeterli olmuyor. Değil mi? Sadece diplomayla bitmiyor. Kesinlikle yeterli olmuyor. Araştırmak, geliştirmek ve donanımlı olmak gerekiyor. Örneğin bizim sadece kendi kurumumuzda uyguladığımız bazı eğitim sistemleri var. Evet. Özel okullarla beraber onlardan aldığımız, eğitimlerini aldığımız örneğin STEM gibi, Matazon gibi. Evet, hepsini sormayı düşünüyorum aslında. Evet. Birçok yöntem var. Birçoğuna da aslında aşina da değiliz. Anaokulunda nasıl yapıldığını merak da ediyorum açıkçası. Mesela ben ilk kendi alanımdan bahsetmek istiyorum açıkçası. Sizin için de sakıncası yoksa. Ki. Bugün biraz zorlayacağım aslında sizi. Yani çünkü anaokuluyla ilgili bir veli olarak benim şahsi sorularım da var. Ve her hafta sosyal medyadan birçok veli bana ulaşıyor. Bu hafta hocam sporu konuşun. Bu hafta müziği konuşun. Mesela önümüzdeki haftalarda rehabilitasyon merkezlerinden çok o tarzda eğitim bazı velilerden geldi. Mesela okul öncesiyle ilgili, ben yabancı dilde tecrübeli bir insanım ama okul öncesinde mesela neler yapıyorsunuz hocam? Bildiğim kadarıyla sizin öğretmenleriniz sadece bir saat gelen öğretmen değil diyebiliyorum. Değiller. Evet, hani nasıl yapıyorsunuz? Branş öğretmenlerimiz, şuna dikkat ediyorum, tüm gün kurumda bulunan öğretmenler, eğitim aldırıyorum. İşte drama eğitimleri, matazon eğitimi, matençes eğitimi. Mesela İngilizce öğretmenlerimiz kurumlarımızda bulunuyor. Matazon öğretmenimiz yine kurumumuzda tam gün bulunan öğretmenimiz. Öncelik kesinlikle oyunla öğretmek. Kesinlikle ezberle değil. Çocuk oynayarak, yaşayarak. Tabii mutlu olsunlar. Hep önceliğim şuydu. Değerlerimiz. Önce değerlerimizi öğrensin. Çok iyi matematik yapabilen, matematik zekası olan ya da çok iyi İngilizce konuşan çocuk bir teşekkür etmeyi bilmiyorsa bence orada bir eksiklik var demektir. Kesinlikle. Önceliğim her zaman bu oldu. Kendi çocuğumda da, kurumda bulunan çocuklarda da. Mesela kuruma ilk başlayan çocuğa öğrettiğimiz ilk şey, sınıfa kapıyı çalarak girer, merhaba arkadaşlarım, merhaba öğretmenim der, kendisini tanıtır. Bu değerler çok önemli. Teşekkür etmeyi bilmeli, saygı duymayı bilmeli, özgüveni yüksek çocuklar olmalı. Mesela göster anlat tekniğimiz vardır. Çocuk evinden getirdiği herhangi bir materyali tüm arkadaşlarına anlatır. Bu da onun özgüvenini geliştirir. Her şey oyunla. Matematiği oyunla öğreniyorlar, satrancı oyunla öğreniyorlar, İngilizceyi oyunla öğreniyorlar, keyif olarak öğreniyorlar. Zaten mutlu çocuk öğrenir. Evet. Çocukların mutlu olması. Kesinlikle. Zaten mutlu çocukların yeri olarak görüyorum. Ben hani Samsun'da bir sürü bu tarzda kurumumuz var. Aslında biz bugün sizi davet ettik ama hepsi adına konuşuyoruz. İşte 56'lar şube diyoruz, Atakum diyoruz ama Atakent'i de kapsıyoruz. Hı hı. Duruşehir'deki bu işi yapan arkadaşlarımızı da kapsıyoruz. Çok güzel kurumlar var. Eğitim çok, okul öncesi eğitim çok güzel bir yere geldi. Çok açıldı ama hocam. Çok... Yani o kadar özel okulun yanı sıra bir sürü de bu tarzda kurum açıldı. Evet. Çok fazla açılması ne kadar iyi, ne kadar doğru tabii o tartışılır ama bu işe gönül veren ve dediğim gibi bu mesleğe kendini adayan o kadar beğeniyle takip ettiğim arkadaşlarım var ki öncelik kesinlikle çocuk olmalı. Bizim orada bir şey sorabilir miyim öncelik hocam? Çocuk mutlu olmalı. Lafınızı kusura bakmayın, balla kesiyorum. Şimdi burada aslında bir sürü rehberlik hocamı da bulmuşken aslında bir sürü etkileyen şey var. Şartlar, imkanlar önemli.
Yer çok önemli. Ben mesela dün sizi ziyaret ettim. Atakum'daki orada hocamın yaptığı birbirinden güzel. Dilek hocamın oradaki çalışmaları gördüm. Projeleri gördüm. Yer, alan tabii ki önemli. Ben ona bir şey demiyorum. O bahçeniz, çocukların oynadığı alan, Atakum şubedeki diğer şeyler falan çok hoşuma gitti. Ama burada sadece o imkanlar, o alanla bitiyor mu? Hayır, yani, kesinlikle. Sizin fiziksel şartlar mesela, önce fiziksel önemli. Şartlar mı? Diğer şeyler mi sizce? Yani bence zaten hani bir slogan vardır. 0-6 yaş eğitimin bel kemiğidir. Çocuk kesinlikle. Ne öğrenirse 6 yaşına kadar öğrenir. Daha sonrasında evet. Bunu geliştirir. Çocuğun kişiliği, karakteri, huyu, mizacı 6 yaşına kadar oturur. Daha binanın sonra temeli gibi. Evet, temeli evet. Biz 6 yaşında atıyoruz. O yüzden ben hep derim, tabii ki siz de değindiniz. Fiziksel şartlar önemli. Biz de çok buna güzel şartlarınız var. Evet, biz de buna önem veriyoruz önemli olduğu tabii. için ama... Bence her şeyden önce eğitimin kalitesi, verilen eğitim, evet. yapılan çalışmalar, öğretmenin az önce bahsettiğimiz gibi aldığı eğitimler, tecrübesi, mezuniyeti, kurucularının ya bir okulun kurucusunun mezuniyeti, bu işteki tecrübesi, deneyimi bence bunlar daha ön planda olmalı. Daha sonra fiziksel şartlar, zaten artık teknoloji gelişiyor. Biraz her ticari okul... bakmamak lazım değil mi hocam? Yani asla evet, ticari evet. Aynı şekilde gerekiyor. Yani bu işi evet. gerçekten... Ben bu işi okudum, okulunu okudum, mezun oldum ve bununla ilgili çocuklara bir şey vermek istiyorum diye yapılması gereken bir iş. Gerçekten zaten sabır ve emek gerektiren kesinlikle. Bir iş. Hani sırf para kazanmak için de bir süre sonra zaten yapılabilecek bir iş değil. Çok severek ve evet. gönül vererek yapılması gerekli. Sabır istiyor, emek istiyor, çok büyük bir sevgi istiyor. Klişe cümlesini ben söyleyeyim. Hani çocukları sevmeyen hep diyoruz ama gerçekten öyle. Yani bir öğretmen olmakla benim gurur duyduğum kısım gerçekten o sabrınız oluyor. Bazen kendi çocuğumuza gösteremediğimiz sabrı, benim 3 yaşında Abrek diye oğlum var. Diyorum ki öğretmeni 4-5 tane Abrek'le ne yapıyordur şimdi? Cidden öyle. Herkes ama öğretmenimiz şey evet yani öğretmenlerimizin o şeyi çok güzel. Orada sadece ticari bir mentaliteyle, tabii ki yapanlar vardır. Onu da az çok biliyoruz. Ben sizi davet etmemdeki sebeplerden biri de buydu aslında. Gerçekten bu işi canla başla yapan birçok öğretmenimiz, birçok kurumumuz var. Ama onlardan bir tanesi, yakın tanıdığım için de sağ olun beni kırmadınız. Teşekkür ederiz. Kendi sıkıntınız varken, köpeğiniz hastayken, siz iki can taşırken sağ olun beni kırmadığınız için özellikle çok teşekkür ederim. Bu anlamda da biraz da birçok velinin aslında bir adı üstünde eğitim pusulası yön verdiğimizi düşünüyorum bugün. Sadece fiziki şartlar değil. Kurucuların eğitimleri çok önemli. Anaokulu öncesi okumuş olabilir, rehberlik olur, sınıf öğretmenliği olabilir. Eğitimle haşır neşir olmuş. Evet. Birinin yapması kesinlikle bence de çok önemli. Çok titizlenen bir veli grubunuz da olduğunu biliyorum. Evet. Gerçekten öyle. Çok sorular sorulduğunu da biliyorum. Ama güzel işlerden bir tanesi mesela. Biraz önce hocam sizin değindiğiniz Matazon olayı. Hı hı. Bütün dünya başladı. Ama başladığı anda Samsun'da bunu görmeye başladık sizle beraber. Başka bir özel okulumuz daha var benim bildiğim kadarıyla bunu yapan. İsim veremiyorum maalesef. Nasıl oluyor hocam Matazon yönteminden? Çok keyifli bir matematik öğretme sistemi. Bir sokağımız var, Matazon Sokağı. Evet. Ve burada her rakamlar bir rakamların karakterleri var. Hikayeleştiriliyor. Ve bu şekilde çocuklar işlemleri, çok geometrik şekilleri tabii keyifle, hikayelerle öğreniyorlar. Tabii herkesin işte biraz araştırıp yapabileceği bir eğitim sistemi değil. Birazcık bundan bir sıkıntı duyuyoruz. Eğitimini aldınız mı? Tabii İpek Hocam eğitimini aldığı için evet, o veriyor evet. iki kurumumuza da. Çok güzel. Maalesef sektörde böyle şeyler var. Biraz bakayım, araştırayım, ondan sonra da ben de yapayım. Burada çok büyük yanlışlıklar olduğunu görüyorum. Örneğin satranç eğitimi çok ciddi bir eğitim. Evet. Her satranç biliyorum diyen kişi okul öncesi çocuklarına satranç öğretemez. Bunun bir sistemi vardır. Kesinlikle. Yöntemi vardır. Oyunları vardır. Şimdi biz 2-3 yaşından itibaren satranç şarkılarıyla başlıyoruz. Satranç taşlarını boyayarak başlıyoruz. 4 yaşından itibaren çok güzel satranç oyunlarıyla, Metin hikayeleriyle. Metin Chess de bunlardan biri. Evet, mesela evet. benim çok ilgimi çeken alanlardan biri. Her yerde artık
klişe oluyor bir yerden. Satranç var. Oynayın çocuklar. Tabii bir işi bilmekten çok zor öğretmek. Anlatabilmek çok zor. Meten, chess onu nasıl birleştirdiniz hocam? Matematik ve satranç. Satranç tabanlı matematik öğretme sistemi bu. İlk kez Kanada'dan çıkan bir sistem. Biz Karadeniz bölge temsilcisi olduk. Yıllardır da kullanıyoruz. Önce satranç öğreniyor çocuklar. Bir satranç tabanı oluşturduktan sonra ilkokula gittiklerinde karşılarına çıkacak matematik müfredatında işte oran orantı, kümeler, sayı doğrusu gibi her şeyi çocuk oyunla görüyor. Sadece isminin ne olduğunu bilmiyor. Tabii. Yani bu oran orantı diye bilmiyor ama onu o kadar güzel bir somutlaştırmış sistem ki somutlaştırarak oyunla öğrenmiş oluyor. Evet. Keşke benim zamanımda olsaydı. Ben bazen diyorum hep benim sıkıntım vardır matematikte kendi adıma maalesef. Hani o dönemki belki şartlar, belki bu kadar sosyal medya yoktu. Şimdi siz Avrupa'dan bir şey alıyorsunuz, Samsun'a getiriyorsunuz. Buradan da yayılıyor. Bizim zamanımızda diyorum yani çok yıllar öncesi değil ama matematiği sevmiyorduk maalesef. Birçok şeyde olduğu gibi. Evet, evet. Ama şimdi görüyorum ki matanzon kısmı, işte maten, chess kısmı falan çok geliştiğini biliyorum. Çocukların sevdiğini. Çocuklar matematiği sevsinler istedim. Önceliklerimden biri buydu. Ben çok severim matematiği. Matematiği sevsin. İngilizceye ilgisi uyansın. Kesinlikle. Matematiği sevmiyorlar, korkuyorlar. Çünkü biz nasıl öğrendik? Sınavla başlıyor çünkü. Tabii diyor sınav. Ki sınavda çıkacak. Evet, o yüzden çalışıyor. Korkuyor. Yani ilkokul 1'de 2'de sınavı bilmiyoruz ki. Sınavın hayata katacağı ne olduğunu da bilmiyoruz. Evet. Ama bu yöntemle inanıyorum ki gelecek nesiller çok daha çok iyi seviyorlar. Olacak. Çok seviyorlar. En sevdikleri ders artık. Evet, evet. Matematik. Çok ilginç. Şimdi başka bir sorum var aslında Derya Hocam'a. Bu, vallahi ben elçiye zevel olmaz diyorum bugün. Sizi yakaladım. Birçok velinin sorusu. Şimdi aileler çocuğunu verecek. Tabii ki herkes sağlıklı şartlarda çocuğu yetişsin istiyor. Burada en önemli bence kısımlardan bir tanesi beslenme. Evet. Okul öncesinde çok sıkıntılı da olabiliyor bu. Biraz kuruma bağlı, çok iyi de olabiliyor. Evet. Şimdi aile gelirken diyor ki, ben kendimi de örnek verebilirim. Benim çocuğum bunu hayatta yemez. Benim çocuğum kaşığı şöyle tutmaz. Benim çocuğum yemekle şuna dokunmaz gibi. Ama aynı çocuğu görüyoruz. Sonra videoları da geliyor, videolar bu şekilde gibi ulaşıyor. Çocuk bayıla bayıla yiyor. Evet. Hatta tokum diyor, evde bir daha yapın, bir daha yiyeceğim diyor. Hocam nasıl yapıyorsunuz? Evet, bize en çok sorulan, yani ilk sorulan sorulardan biri beslenme. Öncelikle yemekleri nasıl yapıyorsunuz, ne kullanıyorsunuz ve çocuklara yemekleri nasıl yediriyorsunuz? Evet. Öncelikle ben şunu vurgulamalıyım ki az önce de söyledim. 0-6 yaş fiziksel gelişimin de en hızlı olduğu dönem olduğu için bu yaş grubundaki çocuklara vitamin, enerji ve mineral bakımından yüksek gıdalar sunmamız gerekiyor. Çünkü çocuk çok enerjik, bir taraftan gelişiyor ve bunu besinlerle karşılaması lazım. Biz menümüzü yine Dilek Hanım'ın hazırladığı bir menüyle, uzmanlara hazırlattığı bir menüyle her ay bir menü belirliyoruz. Mevsim standartlarında oluyor bir menü ve velimize sunuyoruz menümüzü. Oradan takip edebiliyor çocuğunun bugün ne yediğini. Günlük ve taze üretiyoruz mutlaka. Bugün menümüzde ne varsa o gün üretiyoruz ve o gün tüketiyoruz. Hazır gıdalardan, dondurulmuş gıdalardan mümkün olduğunca uzak durmaya çalışıyoruz. Organik ürünler kullanıyoruz. Çocukların bütün bu gelişimini sağlayacak, onların ihtiyacı olan besinleri karşılamaya çalışıyoruz. Çünkü bu dönemde kazanılan beslenme alışkanlıkları çocuğun bütün bir hayatını etkiliyor. Yetişkinlikte de. Yani ben kendimden örnek vereyim. Çocukken yemediğim ne varsa hala yemem. Evet. Belki tadını bilmem. Önyargılıyımdır. İşte bizim zamanımızda da kreş yoktu. Evet. Bize bir yediren yoktu belki. Sevmedim ve hala sevmem. Ya da o zaman yiyip de çok beğendiğim, bir misafirlikte gidip de birinin bana ikram ettiği bir şeyi çok beğenmişimdir. Hala çok severek yerim. Çocuklar biraz kreşte sanırım grup psikolojisiyle de bunun etkisi oluyor. Kesinlikle. Ama dediğiniz gibi doktor tavsiyesiyle mesela yeme bozuklukları olan çocuklar, hiçbir şey yemeyen çocuklar doktor tavsiyesiyle bile kurumumuza geliyorlar. Hani hiçbir şey yediremiyoruz, kreşte yiyebileceği söylendi, yardımcı olur musunuz? İlk etapta tabii ki hemen ertesi gün çocuk tıka basa yemiyor ama tabii. İşte bir kaşık çorba içiyorsa iki kaşık çorba, bir kase çorba, yanında yavaş yavaş yiyeceklere geçiyor, pilavına, makarnasına geçiyor ve az önce dediğiniz gibi anneye o bir kase dolusu çorbayı içtiğini videosunu gönderdiğimde
anne mutluluktan havalara uçuyor. Dediğim gibi bu biraz grup psikolojisi, biraz öğretmeninin de etkisi var tabii. Kesinlikle. Ki öğretmenin ona güvenmesi, öğretmene güvenmesi, onu kırmak istememesi, onu üzmek istememesi, böylece tadına baka baka seviyor ve artık yeme alışkanlığı oluyor. Evet. Biz mesela, ben şöyle, yani gözümle de şahit olduğum için biliyorum, birçok anaokuluyla ilgili kısımlarda bizim çocukluğumuzda daha çok sebze yemeklerini özellikle sevmeyebiliyorduk. Daha böyle hazır şeyler yediğimizi biliyorum. Kendimle ilgili mesela, ben hani küçükten beri bana etobursun dediler. Belki psikolojik olarak sonradan da etobur olmuş olabilirim. Şimdi bu biraz ekranı kaplamamızdan belli aslında. Filtresiz yayınlanıyor. Sizin yanınızda özellikle böyle duruyorum genelde. Benim çok her hafta konuklarımdan mümkünse kadınlar oluyor. Genelde diyorum ki yani yanımdakiler çok ince, yapacak bir şey yok. Bizim zamanımızda ben kendim tabii anaokulu, o tarz şeyler olmadığı için belki bilinçli değildik bu kadar. İşte bu gıdaların, biraz önce bahsettiğiniz gibi organik gıdalardan. Şimdi çocuklar da şunu görünce şaşırıyorum ve çok hoşuma gidiyor. Ispanak, bayılırım. Karnabahar, o en sevdiğim. Tabii, tabii, tabii. Brokoli, işte hapur hapur, yoğurtla da falan deyip böyle. İşte bisküvi biz yerdik. İşte onunla beraber o sütlü bisküvi falan deyip yanında böyle bir gıdayla beraber. Çok güzel bunlar gerçekten. Çocukları böyle resim yaparken falan görüyorum. İşte resim yaparken öğretmeni onun yanına ceviz koymuş, kayısı koymuş, kuru üzüm koymuş. Böyle ufak ufak ondan da alıyor, devam ediyor. Çok güzel tabii yeme, beslenme. Ama bunun haricinde tabii farklı faktörler de var. Mesela ben çok hareketli bir çocuktum diye öğretmenlerim söylüyor. Aslında öyle bir durum yoktu. Bu belki besinden, enerjiden dolayı. Abur cubur. Evet, abur cubur yiyorduk. Sonra oraya buraya koşturup işte kolumuzu, bacağımızı yaralıyorduk. İşte kapılara çarpıyorduk. Kesinlikle yaşıyorduk. Tabii şimdiki çocuklar da yaşasın. Sizin doğaya nasıl önem verdiğinizi de biliyorum ama bunun için ama çok farklı tedbirler aldığınızı biliyorum hocam. O kısmı size sorayım evet, aslında. Güvenlik önlemleri evet, çok önemli. Şimdi sizin evlerinizde alamadığınız, evet, işte mesela bir parmak koruyucu yoktur kapılarınızda. Kesinlikle. Ya da işte duvara sabitli değildir mobilyalarınız. Köşe koruyucuları evet, olduğunu evet, zannetmiyorum, ya da petek koruyucuları yoktur. Yok, evet. Bunun gibi birçok güvenlik hepsini önlemi. Hepsini yapıyorsunuz herhalde. Hepsini hocam. Yapıyoruz. Yani birçok şey. Evet. Yani merdivenlerimizde fileler. Mesela çocukların merdiven inip çıkmayı bilmesi gerekiyor. Güvenlik... Sen ne yapıyorsunuz hocam? Örnek olarak hani çocuklar hani İlk okulda mı? İlk hafta onu öğretiyoruz. Öyle mi? Tabii tabii. Merdiven nasıl çıkılır? Nasıl inilir? Büyük taraftan çıkartır. Tabii. Yani, mesela ilk veli biraz tedirgin oluyor. Acaba merdivenlerden inebilecek evet, mi? Çıkamayacak mı? Hiç merdiven inip çıkmayan ya da işte sürekli veliyi desteği, anne baba desteğiyle inip çıkanlar, çocuk kaldırımdan inemiyor. Evet. Ya da birdenbire okula başladığında ilkokulda mutlaka maalesef ki bir kaza atlatabiliyor. Çünkü hiç merdiven inip çıkmamış. Kesinlikle evet, bunu öğretmeliyiz. Biraz daha çocuklara yapabilecekleri şeyler konusunda fırsat vermeliyiz. Çocuk inemez, çok panik oluyor annesi. Evet, 2 yaşında daha, 3 evet, yaşında daha. Evet. Çocuk aslında annesinin yanında bile inebiliyor. Ama çok korumacıyız. Şimdi ben de maalesef hani bunu söylüyorum ama ben de kendi oğlumu çok korumacı büyüttüm. Ama çocuklara fırsat verirsek o kadar güzel şeyler yapabiliyorlar ki. Mandalinasını kendi soyabiliyor çocuk. Ayakkabısını kendi bağlayabiliyor. Ama fırsat vermek evet, gerekiyor. Evet. Güvenlik önlemleri bir kurumun işte o fiziksel şartlardan çok daha önemlisi bu. Çok büyük bir bahçesi olabilir, havuzu olabilir ama güvenlik önlemi olması gerekiyor. Evet. Bir kurumun güneş alabilir olması, ferah olması, grup sayısı, karma olmaması bana göre 3 evet, yaşlar, 3 yaşlarla beraber. Hatta ilk 6 ay ve son 6 ay bile çocuklar arasında gelişim farkı oluşturuyor. Sınıflarda yaş gruplarının ayrı olması ve güvenlik önlemlerinin bir velim hangi bulaşık deterjanı kullanıyorsunuz diye sormuş ve inanın o kadar mutlu olmuştuk. İşte benim gibi düşünen birisi demiştim. Evet. Çünkü ben de bir kuruma gitsem sorgulayacağım şeyler çok bellidir. Evet. Baştan ama konuşmak şeyler, en güzeli. Kesinlikle gerçekten öyle. Öyle. Hani bu biz bu işin içindeyiz. Hatta bu işi ticari olarak da yapıyoruz. Şimdi şunu yaşıyoruz. Ben özel okullarda çalışmış biri olarak söyleyeyim.
lisede, ortaokulda çocuğun merdivenden nasıl çıkacağını bilmediği zaman ister istemez öğretmen olarak geriliyoruz. Kendi çocuklarımız çünkü onlar. Hiçbiri bir diğerinden farklı değil. Özel okul, devlet okul kısmı bunun hiç fark etmiyor. Ya da özel sektör, devlet sektörü diye üniversitede. Üniversitede, üniversiteden mezun olmuş adam tıp fakültesinde okuyor. Merdivenin ne tarafından çıkacak, nereye tutunacak bilmeyebiliyor. Ama anaokulunda bunun eğitimini başlaması gerçekten çok güzel. İlk baştan beri bunu vermeniz de aslında öğreniyor. Ama ilk haftayla ilgili de şöyle bir şey hemen aklıma geldi hocam. Orada da size sorayım aslında. İlk hafta şöyle oluyor. Çocuklarda, velilerde. Ya işte o daha kuzu, o daha küçük. O daha işte biraz önce bahsettiğimiz gibi bebek. 6 yaş grubunda biliyorum. Çok tecrübeli işte. Rehber hocamız da var. İpek hocalarımız var. Diğer bir sürü öğretmenimiz var. Birçok kurumda da hocalarımız olduğu gibi. Onlarda çok sıkıntı olmuyordur. Ama küçük yaştaki 3, 2 yaş, belki 4 yaşta öyle. 4 yaşta yürüyen çantalar gördük ilkokula başlayınca. Çantalar yürüyordu. O çocukların ilk ben gitmem, ben istemiyorum. İşte çok zor. Anne babadan hiç ayrı kalmamış bir çocuk. Bunu nasıl oryantasyonunu yapıyorsunuz? Nasıl alıştırıyorsunuz? Nasıl bir ortamdan geldiğiyle çok bağlantılı. Çok bağımsız, kuralsız bir ortamdan geliyorsa çocuğumuz. Dolayısıyla bir anda hiç bilmediği, tanımadığı bir ortam. Evet. Onlar da çok haklılar. İlk günler çok savunmasızlar. Evet. Bir saat kalsınlar istiyorum. İlk gün hatta biz annemizle babamızla bir kahve içerken sınıfına çıkıyor, arkadaşlarıyla tanışıyor, biraz oynuyor ve geri geliyor. İkinci alıştırarak. Gün, evet, yarım saat, bir saat. Biz annemiz onu istediği zaman anneyi görmek isterse iniyor, annenin yanına geri çıkıyor. Ama tabii kolay değil. Bir günde alışan çocuğumuz da var, 15-20 günde alışan çocuğumuz da var. Eğer kuralları biliyorsa, özgüveni yüksekse ve öncesinden anne baba çocuğu sen böyle bir oyun okuluna gideceksin ve orada bunlar yaşanacak. Bunu çocuğa anlatabilmek gerekiyor. Tabii 2 yaş ve üzerine. Dolayısıyla eğer çocuk kuruma hazırsa ve o güveni hissediyorsa yavaş yavaş adaptasyon oluyor, süreci olur. Ama anne babanın çok güçlü olması lazım. Her şey de aslında böyle. Eğitim direkt ailede başlayan bir süreç. İngilizce öğrenmeden tutun da işte beden eğitimine ya da beslenmeye. Hocam olunca hep göz göze geliyoruz beslenme deyince. Nedense hocam geliyor. Beslenme deyince. Çok güzel hani o anlamda yaptığınız çalışmaları biliyorum veliler olarak. Tabii Dilek hocam bu işi buraya kadar getirdi. Evet. Ama bir söyleyeyim böyle bir kardeşi de herkesin olmuyor. Siz evet, de o anlamda çok şanslıyım. Karşılıklı. 10 yıl peşinden koştum. Evet. Biz de veliler olarak Samsun'daki okullara çocuklara giden veliler olarak çok şanslıyız. Samsun o anlamda ben kendi adıma söyleyeyim. Bu programa başladığımızda şunu bir daha gördüm. Özel okullar anlamında, anaokullarından liselerine kadar. Samsun'da dedim ki hepsi var. Devletimiz belli bir kota koymuş, şu kadar özel okul olabilir diye Samsun bunu geçmiş ve çok iyi okullarımız var. Her hafta bir uzman bulmada biz zorlanmıyoruz aslında. Her hafta farklı farklı konularda. O anlamda sizlere bir daha burada teşekkür etmek istiyorum. Daha önceki konuklarıma ve program devam ettiği sürece geleceklere. Benim sizin sosyal medyalarınızda gördüğüm bir şey var. Yine beslenmeyi aslında biraz eğlenceye çevirip hocam mutfak etkinlikleri yapıyorsunuz. Evet. Biraz ondan çok kısa bahsetmenizi istiyorum. Siz doğal ürünler dediniz ama çocuklar bütün sebze meyvelerle ben şahsen tanıştığını gördüm. Evet. Kendi oğlumu oturduğumuz Pelitköy'deki pazara gidince şaşırdım. Adını bilmediğim benim farklı otları bile tanıdığını gördüm. Açıkçası bu nasıl yapıyorsunuz hocam? Mutfak etkinlikleriniz neler? Mutfağa sokuyoruz çocukları. Hem bilsinler, hem tanısınlar. Evde de annelerine yardım etsinler. Evet. İşte mesela anne domates, brokoli, ıspanak dediğinde ne olduğunu bilsinler istiyoruz. Her hafta mutlaka bir mutfak etkinliğimiz oluyor farklı konularda ve o haftanın konusuyla alakalı. Yine. Tabii konuyla hocam? Alakalı. Mesela bu haftanın konusu örnek veriyorum zeytindi. Bir taraftan zeytini tanıdık, nasıl üretilir, nerede yetişir bunları öğrendik. Bölgesine kadar. Evet, daha sonrasında zeytinle ilgili bir mutfak etkinliği yaptık. Çok güzel. Mesela bir hafta profiterol yapıyoruz, bir hafta makarna salatası yapıyoruz. Çocukların da yapabileceği, onların da elinin değebileceği, kolaylıkla ulaşabilecekleri şeyler yapıyoruz. Hep birlikte giriyoruz mutfağa, hatta önlüklerimiz var. Döksünler, şapkalı. Evet, evet.
Yani saçmaları hiç önemli değil, tadı hiç önemli değil, tozu az koymuş, çok koymuş hiç önemli değil. Yapmayı öğrense çok zevk alıyorlar ve kendi yaptıklarını kendi yedikleri zaman da ayrıca çok büyük zevk alıyorlar. Akşam evde de yapmak istiyorlar hatta evet. Velilerden bize telefon da geliyor. Bugün bunu yapmışsınız evet. Biz de yaptık diye. Ertesi gün evde yapıp tekrar getiriyorlar. Hem böylece mutfağı tanıyor, neleri nasıl yemesi gerektiğini biliyor, neyin nasıl yapıldığını biliyor. Bir yemeğin içinde çocuk ne var bunu biliyor. Daha severek ve daha isteyerek yiyor. Hem de öğreniyor bu şekilde. Mesela Derya hocamın verdiği örnekte benim hemen şu aklıma geldi. Şimdi zeytin deyince biz üniversite sınavına hazırlandığımızda zeytini yiyorduk tabii ki kahvaltıda. Hı hı. Ama ne olduğunu bilmiyorduk. Ama biz lisede sınavda çıkacak diye öğrenen bir nesiliz. Evet. Ama ben şimdi Derya hocamın, işte Dilek hocamın, sizlerin paylaşımlarında şunu gördüm. Önce zeytinden başlıyor. Nerede yetiştiğinden başlıyor. Sonra ülkeleri tanımaya bu iş gidiyor. Her hafta bir ülke. Evet. Geçen gün kendi oğlumun sordu. Baba, anne işte Hollanda nerede? Şimdi dedi ki bu çocuk Hollanda'yı nereden biliyor? İzledikleri filmlerden tabii ki sosyal medyada onlar da görüyorlar ister istemez falan ama tabii okulda belli bir altyapı yapmış. O da bizi sınava almaya başladı yavaş yavaş. Şu ülkeyi de gördüm, bu ülkeyi de gördüm. Siz programa çalışmaya başlayın. Evet, programa çalışmaya başlıyoruz. Şimdi annesiyle yurt dışına gitme durumları olduğunda hemen diyor ki aa ben biliyorum orayı. O şu ülke, şunların olduğu yer falan. Bu çok güzel bir şey hocam. Yani gerçekten hani durup durup teşekkür ediyorum. Çünkü en alt kademeden bu iş başlıyor. Biz her hafta burada pizza sınavını konuştuk. Endüstri 4.0'ı konuştuk, tartıştık. Eksiğimiz ne dedik. Biz ulus olarak işte okuma saatinden bahsettik. Bunların aslında bugünkü program en baştaki hali olacak. Gerçekten böyle. Şimdi bunun haricinde hani bir de eğlenceli aktiviteleriniz de var. Bir sürü. Yani annemle çok eğleniyoruz evet. diye bir şey var. Babalarla eğlenmiyor muyuz? Nasıl oluyor hocam? Babalar da işin içerisinde. Babalar da olmaz. Zaten evet, çok kalıyorlar bize. Şakayla takılıyoruz. Annelerle evet. yapıyoruz diye. Tabii bir arada olmaya özen gösteriyoruz. Çeşitli kahvaltı programları hazırlıyoruz. Etkinlikler yapıyoruz. Birbirimizi daha yakından tanıyoruz. Çünkü aile oluyoruz. En kıymetli varlığınızı 10 saat boyunca bize emanet ediyorsunuz. Belki sizlerden çok daha fazla biz vakit geçiriyoruz. Dolayısıyla birbirimizi yakından tanımamız çok önemli. Çeşitli etkinlikler yapıyoruz. Önümüzde işte 23 Nisan var. Güzel bir şenlik hazırlığı içerisindeyiz. Halat çekmeler var bunun tabii içinde. Tabii. Çuval yarışları var bunun evet, içinde. Evet, çok keyifli evet. yarışmalar oluyor. Anne, baba, çocuk hep beraber. Evet. Çok eğleniyoruz. Bunun haricinde hocam lafınızı bağlamak istedim kusura bakmayın. Hani çok etkinlikler, çok şeyler yapıldığı için ben mümkünse hepsinden aslında bugün bahsetmek istiyorum. Çünkü veliler okul seçiminde birçok şeye dikkat ediyorlar. Çocuklarımıza biraz önce aslında siz olayı çok güzel özetlediniz. Fiziksel şartlar tabii ki önemli. Çok güzel şartlarımız var. Dün kendim bizzat gözümle gördüm Atakum Şube'ye geldiğimde. Ama dediniz ki öğretmen faktörü. Biz bir aile izledik ama ailedeki en küçük bireyi unutuyoruz aslında. Bebekler, çocuklar haricinde. Bizim hayvanlarımız da var aslında. Evet. Şimdi sizin biliyorum biraz yaranıza dün akşam veterinerde geçirdiniz. Biraz uğraştınız. Evet. Geçmiş olsun. Ama siz çocukları doğayla buluşturduğunuzu biliyorum. Bununla ilgili çok güzel bir kampanyanız vardı. Aslında vakti de geçti gibi gelebilir ama her sene yapılabilecek sürekli bir kampanya. Sürekli yapıyoruz. Sürekli. Evet. Çocuklar hayvanlardan korkmasınlar. Çok vicdanlı evet. olsunlar. Hayvansever olsunlar. Aslında birçoğu zaten çok seviyor ama bazen böyle çok titiz anne babalar işte aman dokunma. Alerji olursun. Bunları aştığımızı görüyorum. Seneler önce çok daha fazla bu konuda savaşmak zorunda kalıyordum ama şu anda aileler de bize çok destekler. Sokak hayvanlarını sahipleniyoruz. Sahiplendiriyoruz. Yuvamızı alıyoruz. Kardeşim de ben de evet, ikişer köpeğimiz var. Siz ne düşünüyorsunuz? Var. Evet sizin de var iki köpeğiniz. Evet, geçmiş evet, olsun diye. Bu arada teşekkür biri ederim. Hasta. Biri 15 yıldır benimle. Biri de sahiplendiğimiz köpeklerden biri. Yine sokakta zor durumdaydı. Bayağı bir uğraştık, ilan açtık kimse almayınca artık ben dayanamadım. Ben aldım. Evet şu anda iki tane köpeğim var. İki tane de ablamım var. Onlar da sokaktan alınmış köpekler ki bizim Atakum şubemizin olduğu civarda özellikle biraz da yazlık kesim olduğu için çok fazla köpek, evet. Sokak köpeği oluyor malum insanlar. Ne yaptınız hocam? Onunla ilgili ben biliyorum ama onunla ilgili bir çalışma yaptığınızı biliyorum. Bir proje. Sokak hayvanlarını korumakla ilgili. Evet. Mamalar istedik velilerimiz.
ailemizden. Onları da işin içine kattınız. Evet, çok birlikte güzel. Hep beraber çok güzel mamalar toplandı. Sokak hayvanlarını dağıttık. Barınak ziyaretleri yaptık. Barınaklarda... Gizli gözlem zaten sürekli sizin olmazsa olmazınız. Çocuklarımız barınakları görsünler. Oradaki o kadar mutlu oldular ki hepsi eve gidip işte onu almak istiyorum demiş. Bu çocukluktan başlayan bir şey zaten. Evet. Sokaklarda çok çocuklar hayvan gördükleri zaman çok daha kolay yaklaşabiliyorlar artık. Evet. Korkusuzca yaklaşabiliyorlar. Doğadaki her canlıyı sevmek her canlı, lazım. Yani her canlıyı. Evet. Ben o konuda çok fazla emek verdim yıllardır. Evet. Ve istediğim noktaya da geldiğimi düşünüyorum. Hem velilerimiz bakımından hem çocuklarımız artık hayvan severiz. Ciddi çalışmalar yapıyoruz hep beraber. Evet hocam. Yani gelen kayıtların çoğu da zaten hani bu etkenden dolayı da geldik. Kesinlikle. Siz çok hayvan seviyorsunuz. Kesinlikle. Biz de seviyoruz. Hani bu da bir artı bence şu günümüzde. Kesinlikle hocam. Şimdi bir de işin şey tarafı var. En son işte bu yıl boyunca sergiler yapıyorsunuz. İşte gezi gözlemler yapıyorsunuz. Çocuklarla deneyler yapılıyor fen alanında. En son kısım sizin çok eğlenceli olduğunu biliyorum. Şahit olduğum için de hocam. Bir de üst yaş grubu çocuklarınız var. Bunlara siz baya baya böyle mezuniyet falan yapıyorsunuz. Evet, mezuniyet. Ben üniversitede yaşamadığım mezuniyeti sizin okullarınızda görüyorum. Hı. Sadece böyle hani karneleri aldık değil. İşte hemen yakınınızda olan okullar var. İşte Devlet Gülsüm Sami Kefeloğlu, Alpaz. Evet. Yani onlardan çocuklar çıkınca sizin mezuniyet töreninize, oradaki karne törenine geliyor. Neler yapıyorsunuz mesela o onuru ediyorsunuz çocuklara gösteri, bir şekilde. Yıl sonu gösterisi mantığıyla bir gösteri hazırlamıyoruz. Bunu kurum olarak biraz karşıyız diyebilirim. Çocukların, ben de yaptım ilk yıllarımda. Ama çok çocukları yoran, öğretmenleri baskı altına alan bir... Stresli bir dönem oluyor. Evet, o sahne arkası çok zor. Çocuklar yapmak istemeyebiliyorlar. Dolayısıyla ben bunu gördükçe, yaşadıkça bunu artık bırakalım ve sadece 5 yaş grubuna mezuniyet yapalım istedim. Derya hocamla beraber. Beraber o gururu yaşasınlar, keyiflerini alsınlar. Ben artık büyüdüm, okula başlıyorum. Psikolojisine girsinler diye keyifli, eğlenceli mezuniyet partileri yapıyoruz. Evet, yıl içerisinde öğrendikleri gösterileri zaten sunuyorlar. Evet, hani özellikle, boyunca yapıyorlar zaten. Evet evet, hani özellikle hani yıl sonumuz var, bir gösteri hazırlayalım değil, bütün bir yıl boyunca işte dans aktivitelerinde ne yaptık, İngilizce aktivitelerinde ne yaptık, müzik dersimiz var, ne öğrendik. Her dersten birer örnek hazırlıyoruz ve çocuklarımız bunları zaten yıl boyunca öğrendikleri için çok rahat bir şekilde sunuyorlar. Evet. Yani zaten diyorum ya, en güzel tarafı işte bu sizin yaptığınız çalışmaların bir aile olması. Hani sene boyunca onların zaten görülüyor olması. Evet. İşte doğum günleri çocuklara yapıyorsunuz. Anneler, babaların o duygusal şeylerini bizzat biz de şahit oluyoruz. Birçok şey bunlar yıl boyunca yapılıyor zaten. Çok da paylaşıyoruz. Zaten yıl içerisinde yapılan şeyler, etkinlikler... Danslar, hazırlanan şeyler veliyle paylaşıldığı için ekstra anne baba bir gösteri beklentisi içerisine girmiyor. Her yaş grubunun yapabileceği etkinlikler farklıdır. Bir iki yaş çocuğuna satranç öğretemeyeceğimiz gibi, bir iki yaş çocuğuna bale eğitimi veremeyeceğimiz gibi hepsinin belli bir yaşı var. Şimdi iki yaş çocuğunun piyanoya oturması... doğru değil biliyorsunuz. Psikomotor gelişimi. Kesinlikle. Hocamın konusu. Haddimiz olmadan söylüyorum. Eğitimlerin tümü var ama hepsi belirli yaşlarda. İki yaşta parmak kas gelişimlerini güçlendirici etkinlikler var. Üç yaşta dil gelişimini. Dört, beş yaştan sonra işte satrancı, matematiği, İngilizcesi daha da artıyor. Matazonu. Evet, yani her eğitim var ama belli yaşta. Mesela iki yaş velisi matazon eğitiminiz varmış diye geliyor. Diyorum ki evet var ama sonraki sene. Evet. İşte bale varmış. Evet diyorum, size var ama 3 yaştan sonra. Çünkü vücut gelişimiyle alakalı bir şey. 3 yaş geliyor, işte satranca hemen başlıyor muyuz? Başlıyoruz ama size böyle başlıyoruz. Evet. Hepsine kademe kademe. Evet. Çok teşekkür ederim. Bir anda geçti bugün. Vallahi böyle. Çok da keyifli bir sohbet. Evet. Ben teşekkür ederim size katıldığınız için. Bugün okul öncesiyle ilgili artık velilerimiz herhalde
Bundan sonra okullara başvuracağı zaman genel olarak bir sürü okulumuz var bu anlamda. Tabii yakınlarında olanlardan da seçmeleri gerekirken nelere dikkat etmeleri gerektiğini almışlardır diye düşünüyorum. Sizin son olarak söylemek istediklerinizde programı kapatabiliriz. Buyurun. Hasta olduğumuzda doktor araştırıyoruz. En iyi doktor neredeyse Ankara'daysa Ankara'ya gidiyoruz. En kıymetlimiz, okul öncesi çok önemli. Çok ciddi bir iş. En kıymetlilerimizi teslim edeceğimiz kurumları çok iyi araştırmamız gerektiğini düşünüyorum. Eğitim anlamında. Ve çok güzel şeyler yapılıyor Samsun'da. Çok teşekkür ederiz davet ettiğiniz için. Kendinizi ifade etme fırsatı verdiniz. Özellikle Derya Hocam size. Ben evet. Çok teşekkür ederim bize bu fırsatı sunduğunuz için. Biz çünkü her gün bu görüşmeyi aslında 3-4 kere yapıyoruz. Evet. Bir kayıt görüşmesi gibi. Daha çok kişiye ulaşmış olduk. Tek seferde binlerce kişiye ulaşmış olduk inşallah. Çok sağ olun, ağzınıza sağlık. Ben de size izleyen konuklarımızın, katılan konuklarımız adına bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Haftaya yine Eğitim Pusulası programında sizlerle bir arada olmak ümidiyle herkese iyi günler diliyorum. Sağ olun.